Biz bu film para hırsıyla gözlere dönen bedbahtların gerçek hikayesidir. Bu türlü insanlar cemiyet tarafından lanetlenmiş ve kanunun kuvvetli, adil pençesi bunlara cezalarını misal olacak tarzda vermiştir. Zayıf karakterli, yolunu şaşırmak üzere olanlara bu filmimiz bir ibret olsun. İşte bu vaka şöyle başladı. Ne düşünüyorsun Sema? Hiç, ölüm denen hiçliği. Düşünmek varlığını tasdikten başka işe yaramaz. Haklısın teyze. Öyleyse bunu unutmaya çalış. Sana son defa söylüyorum, baban ölürken acı çekmedi. Zavallı anneciğim. Babamı çok severdi. Annem nasıl? Merak etme kızım. Ablam acı çekmesini bilir. Babanın ilk karısının evvelki kocasından olan oğludur. Söyledim ya, miras kalır mı kalmaz mı bilmiyorum. Biraz tarif eder misin teyze? Nasıl adamdı? İşte bu sahnedir. Bey, karşıya bak, şuraya. Bak karşıda. Bu gelen herhalde kız kardeşimdir. Karşılamaya gidelim mi? Ne mata olduğunu evde gördüm. Onlardan hoşlanmıyorsun galiba abi. Ağlamanız bittiyse balıları içeri taşıyın. Anne! Anneciğim canım, benim! Canım yavrum! Biricik kızım benim! Kadınlarda bu kadar gözyaşı olduğunu bilmezdim. Eğer her yeni gelenle ağlamaya kalkarsanız buna yetecek gözyaşını nereden bulacağınızı merak ediyorum. Fazla ileri gidiyorsunuz efendi. Bizimle bu şekilde konuşmaya kendinizi nasıl hak görüyorsunuz? Hem sonra siz kimsiniz? Mirasınızdan kendine pay ayırmaya gelen lanet bir herif. Hadi notere haber gönder de gelip artık şu vasiyetnameyi okusun. Üzülmeyin, haber gönderdim. Akşama gelecekler. Bravo! Demek elinizi bu kadar çabuk tuttunuz. Hakkınız da var. Yeter! Artık bu münasebetsiz konuşmayı kesin. Sema! Dur anne! Evet, sizin bu münasebetsiz yüzünüzü görmeyi istemiyoruz. Annemin sabır ve inceliğinden fazla istifade etmişsiniz. Fakat ben ona benzemem. Görünüyor küçük hanım. Sokak kızı gibi konuşuyorsunuz. Siz bir terbiyesiz! Anneciğim! Ne oluyor abla? Bir şey yok hadi. Ağlama kızım. Ağlama yavrucuğum. Hastadır o. Kusuruna bakma. Öyle ama anne, terbiyesizlik mi de hastalıktır? Hasta ruhların terbiyesi münakaşa edilemez. Hadi yavrum, sen yukarıya çık. Banyoyu hazırlattım. Yıkanıp istirahat et. Akşama Naci Bey amcalar gelecek. Hem nişanlın da burada. Evet, izinli gelmiş. Hadi Sema. Hoş geldiniz Naci Bey amca. Asıl sen hoş öpeyim. Geldin Sema. Nasılsın Oğuz? İyi misin? Bildiğin gibi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Ahmet ağa. Ben içeri gidiyorum. Nasıl söyleyeyim bilmem ki. Kısa boylu bir herif verdi, cevap beklemiyormuş, gitti. Kim dedin? Bilmem, ismini söylemedi.
Ne oldun be? Söylesene ne var? Zırlanıp duracağına şuradan içilecek bir şey versene hayvan. Azizim beklemesini hiç sevmez. Borcunun son taksiti olan 20 bin lirayı 5 gün içinde getirmediğin takdirde neler olacağını bilirsin. Selamlar Ziya Lütfi. 5 gün içinde bu imkansız. İyiymiş o be. Hiç. Ne oluyorsun bey? Söyle ne istiyorsun ben vereyim. Durun. İlacımı ver çabuk. Yine nöbet gelecek. Çabuk. Çabuk olun çabuk. İş epey sağlam tutulmuş. Hiçbir aksaklık çıkmadı. Bütün senetler tanzim ve... Demek nihayet gelebildiniz. Aile de tamamlandı. Şu vasiyetnameyi okuyun da olup bitsin bari. O işi yemekten sonraya bıraktık. Uzatmayın şu işi canım. Yemek ne zaman olsa yenir. Yemek hazır efendim. Şu var ki oğlum. Peki. Yemekten sonra Sami. Ben yemek yemeyeceğim. İşiniz bitince bana haber verin. Yine ne oldu? Bak. Bu akşamki halini hiç beğenmedim. Düşüncelerini kendine saklayamadın. Onu orada söylemeye mecbur musun sanki? Galiba ablanızı incittim Sayın Bay. Sami ne anlıyorsunuz adam olmaya başladın? Ne oluyorsun Sami? Oh! Sen hastasın. Yaklaşma! Eğer bana iyilik etmek istiyorsan git Recep'i çağır. Bir defa bile yüzüme bak. Bu halimle yüzümü görmeni istemem. Gelen adamın içinde mutlaka bir şeytan var. Ne zaman rastlasam bir tuhaf şeyler görüyorum. Kendi kendine ne zırlanıyor o şehirli? Şu yeni gelen adam var ya, demin taşlıkta debelenip duruyordu. Kendi kendime acaba bu adamı... Şeytan çarpmış diyeceğim değil mi? He! Doğru, doğru diyorsunuz. Bu adamı şeytan çarpmış uşaklar. Ben onun çocukluğunu bilirim. Rahmetli bey anasıyla evlendiğinde bu şu kadar çıktı. Düğün günü öyle çırpındı, öyle çırpındı ki öldü dediler. Sonra doktorlar diriltti ama oğlan da hep öyle kaldı. Şeytan bir kere girmiş içine. Ayıkken de çiftliğin köpek yavrularını toplar, üstlerine gaz döküp yakardı. Yavrucaklar cayır cayır yanarken karşılarına geçip kahkahayla gülerdi. O perili olanın biridir. Anasının başını da yedi ya, hadi neyse. Hele bir kereciğinde...
Hey küçük, tez ol be! Açlıktan beni öldürecek misin? Koş! Geliyor mu? Evet efendim. Niye geç kaldı bu kadar acaba? Hemen okunmasını isteyen o değil miydi? Hastadır o. Nöbeti gelmiş de. Hastalığı neymiş? Paralıymış. Ya. Demek aile meclisi toplandı. Ben hazırım. Okuyabilirsiniz. ...12 Temmuz 1940'ta müteveffa Niyazi Necdet Bey'in vefatı vukuunda... ...bütün varislerin hazır olduğu zaman açılmak üzere uhteme tevdi etmiş olduğu bu vasiyetnameyi... ...bu gece varislerin huzurunda açıyorum. Vasiyetnamemdir. Ben Cevdet oğlu Niyazi Necdet Günar... ...kanunun... Medeninin bana bahşettiği hak ve selahiyetle bütün menkul ve gayrimenkul mallarımı kanuni varislerim bulunan çok sevdiğim kızım Sema ve vefakar karım Zübeyde'ye bırakıyorum. Yalnız Bursa'daki set başında Çınar Sokak 176 numaralı apartmanımı Bursa Kızılay Şubesi'ne. Madde 7 vefatın vukuunda kendi nesebimden hayatta eğer kimse kalmamışsa bu takdirde bütün menkul ve gayrimenkuller ilk karım Nuriye Tankır'ın oğlu Sami Tankır ile yardım cemiyetleri arasında müsavi surete taksim edilecektir. Madde 8. Bağlardaki çiftliğin yalnız gelirini Sami'ye bırakıyorum. Kızım Sema bu çiftliğin idare ve iradını Sami'ye bırakmak şartıyla elinde tutacak ve tamamen mücbir sebepler olmadıkça satmayacaktır. Madde 9. Bağlar çiftliğindeki sadık dostum Kahyamız Ahmet Ağa'ya çardaktaki çiftliğimi bağışladım. Arzu ettiği takdirde eski vazifesine ölene kadar devam edecek ve çardak çiftliği onun hesabına işletilecektir. Beni sevenlerin haklarını helal etmelerini rica ederim. Çok sevdiğim kızım ve karım Zübeyde arkamdan ağlamasınlar. Ölüm haktır, ebedidir. Hepimiz orada tekrar buluşacağız. Sizleri orada da sevmeye devam edeceğim. İhtiyar gene de bizi düşünebilmiş. Buna da çok şükür. Demek çiftliğin iradı bana kalmış. Müsaadenizle dışarı çıkıp biraz hava almam lazım. Asabım çok bozuk. Şu adamdan terim hiç hoşlanmadı. Suratı sırtlanlara benziyor. Herhalde iş konuşuyorlar, rahatsız etmeyelim. Ben yarın kıtaya dönmek mecburiyetindeyim. Demek yarın gidiyorsun. Öyle. İdareten 2 gün için gelmiştim. İznimin çıkmasına daha 10 gün var. Geldiğinde bize uğrarsın değil mi? Burada o kadar yalnız. Söz. Bu sefer ilk defa size uğrayıp eve öyle gideceğim. Çok dalgınsın Sema. Eminim ne çaldığının farkında bile değilsin. Ne dedin? Hiç. Bir şeyler çalıyordum da. Ne çalıyordun? Şunu. Şarkımızı. Babamın da şarkısıydı. Sema. Bu gece bu şarkıyı dinlemek istiyorum. Üzülmek için bahane arıyorsunuz hanımefendi. Bu şarkıda onun varlığı gizli gibidir. Bilakis beni teselli eder.
Arkadaşım, arkadaşım, bir teselli yok ki. Ben aldanayım, ben şarkıyı hatırlatmasaydım. Hayır oğul. Bu öyle bir acı ki. Hatırlatmaya lüzum yok. O her an kalbimi kızgın bir alevle dağılıyor. Bırak ağlayayım oğul. Hıçkırarak ağlamak, deli gibi feryat etmek, haykırmak, eser rüzgarları boraya çevirmek, dağları parçalamak, dünyayı yok etmek istiyorum. Anlıyorum. Büyük kaybın için İsyan etmek, bir şeyler yapmak istiyorsun. Fakat yanan bir ruhun tesellisi isyanla elde edilmez yavrum. Ruhun ölmediği doğru mudur oğlum? Evet, doğrudur yavrum. Eminim şu anda babanın ruhu bizi dinliyordur. Belki de şurada durmuş seninle birlikte ağlıyordur. Emin misin? Evet. Eğer onu seviyorsan ağlama ki o da seninle birlikte ağlamasın. Galiba haklısın. Affet beni babacığım. Bir daha seni üzmem, söz veriyorum. Aferin benim güzel kızım. Oğul. Tamam. Ne yapıyorsun? Baban bakıyor. Ayıp değil mi? Bravo delikanlı. Vaktini boş geçirmiyorsun. Böyle milyoner bir kızı pas geçmek enayilik olurdu doğrusu. Değil mi? Oğul. Terbiyene takın. Hem buraya baksana sen! Öyle mendebur düşünceler senin gibi alçak heriflerin malıdır. Vaziyet düzelinceye kadar çiftlikten gidersen iyi olur. Eğer üniformanın şerefini düşünüyorsan küçük, benden pek karşılaşmamaya çalış. Seni küstah seni! Oğuz! Oğuz! Ne yapıyorsun? Çabuk gel buraya! Alacağın olsun. Onu sana pahalıya mal edeyim. Bir haftaya kadar hazırlanabilirsek çiftliği Sami'ye bırakıp İstanbul'a gideriz. Buralarda daha fazla kalmayalım. Teşekkür ederim teyze. Ben annemi yatırırım. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler.
Çabuk ol Sema. Bir dakika anne, geceliğini bulamadım. Ha, işte buradaymış. Neden sık sık bakarsın böyle Mirat-ı Mücella'ya? Yoksa kendi üstüne hayran mısın Akâfir? Ne kadar sessiz girdim Sami. Hava çıkan erkek kedi gibi sessiz olur. Kimse görmedi ya. Zannetmem. Belki sadece şeytan görmüştür. O da olmaz çünkü şeytan sensin. Moruk nasılsa bizi unutmamış. Çiftliği okutmak lazım. Ama bu solucan kızı nasıl yola getirmeli? Ondan kolay ne var? Düşündüğün şeye bak. Sahi mi? Hani bana şeytan diyordun. Halbuki sen şeytanın anasısın. Hayır. Şeytan değilim. Kalbi kinle dolup taşan bir kadın. Ne ki? Kime? Onlara. Ablama. Neden? Bu uzun bir hikayedir. Bu kim belki bende çocukluğumdan beri var. Annemin onu benden fazla sevdiği, okşadığı zaman başladı. Evet hatırlıyorum. Onun yaptığı yaramazlıkları bağışlar, benimkileri cezalandırırdı. Bu zamanla olgunlaştı ve son bir vakayla tamamen kötüleşti. Biz genç kızken ben bir çocukla sevişiyordum. Bir gün ablam sevdiğim çocuğu gördü ve bana ihanet etti. Senin anlayacağın sevgilimi elimden alıp onunla evlenmeye kalktı. İşte en büyük kini o gün hissettim. Ama muradına eremedi. Çünkü tam evlenecekleri gün sevgilisi zehirlenip öldü. Zehirlendi mi? O yaşta herifi nasıl zehirledin kız? Bırak boş lafları. Kinli bir kadın şeytandan da müthiştir. Korkunç karısın be. Bırak palavrayı dedik ya. Söyle bakalım, şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Hiçbir şey. Yahut senden sevişmeyi. Acele etme. Hiç konuşmayacaksın. Bir gölge gibi peşimden ayrılma, fakat çenen de açılmasın. Düşünmeye ihtiyacım var. Peki. Günaydın anneciğim. Günaydın yavrum. Hayrola anneciğim, hala yataklısın. Bugün kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Şehre birini gönderip doktor çağırtalım mı? Hiç de fena olmaz. İstersen sen de beraber git. Oğuz bugün gidiyormuş. Benim cici anneciğim beni düşünmeden de yapamaz. Peki ben yalnız giderim. Çabuk ol ama. Sonra Oğuz'u kaçırırsın. Haklısın anne. Şimdi gidiyorum. Allah'a ısmarladık. Thank you.
abi, bak bizim küçük hanım şehre doğru gidiyor. Sen doğru çık diyelim. Hayrola Sema? Bir şey mi var? Hayır Naci Bey amca, öyle mühim bir şey değil. Annem bugün kendini iyi hissetmiyor da doktor çağırmaya gelmiştim. Hem bu arada Oğuz'la geçirmeye giderim dedim. Oğuz için geç kaldın Sema. O erken gitti. İstersen sen çiftliğe dön, ben Fethi Bey'i alıp gelirim. Zaten vekaletçi Sami'yi görmeye gelecektim. Peki amca, geç kalmayın ama. Olur, olur. De. Olsun noter bey, nasıl siz miydiniz? Ben de sizi görmeye gelecektim. Buna lüzum kalmadı işte, ben geldim. Öyleyse lütfen bizim eve kadar zahmet edin. Doktora çiftliğe gitmesi için bir haber verip geleyim. Çiftliğe mi? Anlamadım, kim hastalanmış? Hanımefendi biraz fenalaşmış da. Öyleyse siz gene çiftliğe beni görmeye gelin, ben hemen oraya gidiyorum. Pek mühim sayılmaz. Romatizma biraz kalbe tesir etmeye başlamış. Merak etmeyin hanımefendi, yakında kurtulursunuz. Ilıcaları tavsiye etmiştim, gitmediniz. Biraz tedaviden sonra sizi zorla ben götüreceğim. Bence bu pek mevsimsiz bir hareket olacak. Hanımın hasta olduğu bir sırada miras, veraset ilamı gibi saçma şeylerle uğraşmak doğru değil. Sizi bir türlü anlamıyorum Sami Bey. Dün bu işin bir an önce bitmesini istiyordunuz, halbuki bugün... Siz bana bakmayın, bazen ne yaptığımı bilmem ben. Sami! Kalp romatizmasına çevirmiş. Doktor korkutmamak için üstü kapalı bir şeyler söyledi ama... ablamın vaziyeti hiç de iyi değil galiba. Yani zıbarması yakın mı demek istiyorsun? Kim bilir? İkincisi, mümkün mertebe heyecan ve sinirden kaçınmaktır. Sonra her gün bir saat sıcak su banyosu yapacaksınız. Buyurun reçeteyi. Ben şehirde yaptırıp hemen gönderirim. Bana müsaade. Daha uğranacak bir hayli hastam var. Güle güle. Oo, saatte bir hayli olmuş. Ben size yarın tekrar uğrarım. Allah'a ısmarladık. Siz de mümkün mertebe kımıldamayın. Thank you.
patron seni istiyor. Geliyorum, patron beklemesini hiç sevmez. Aldırma, alışır. Baksana bana. Bu artistin adı Neriman değil mi? Öyle olsa bile bundan sana ne? Hiç. Sırrını göstermiş, hatta tembel beyimizi iki gün evvel buralara göndermiş. Hayrola, ne var? Boş olduktan sonra ha iki gün evvel ha son gün, fark etmezdi. Yok, yoksa yine kurt masalı mı anlatmaya geldin? Bana 10 gün daha müsaade et. Moruktan kalan mirası okutmak için zamana ihtiyacım var. Ya sen ne laf anlamaz adamsın be! Beni yalnız mı zannediyorsun yoksa? Oğlum, benim de ortaklarım var. Ben sonra onlara ne derim? Vaziyeti anlat, bana hak verirler. Ya! Öyle mi zannediyorsun Sami? Neriman? Evet, benim. Hani bir zamanlar mahvetmeye çalıştığın sevgili. O da ne demek? Ne mi demek? Hatırlatayım istersen. Şöyle bir düşün bakayım. Genç, tecrübesiz, saf bir kıza musallat olduğun günü. Hatırlamıyorum. Para suyunu çekene kadar sevda pozuyla kaz gibi yolduğun o kızı bir düşün hele, belki hatırlarsın. Başver. Parayı getirmiş mi? Şey efendim, 10 günlük mühlet istiyor, ne emredersiniz? Nasıl? Nasıl, yoksa patron sen miydin? Ne zannettin Düttürü Bey? Bana yaptığın bu kadar fenalığı yanına bırakacağımı mı tahmin ediyordun? Yanılıyorsun fare suratlı. Geri kalacaksın. Afili, bu züppenin biraz derse ihtiyacı var. Göster kendini şuna. Baştın abla. Korkma canım. Seni biraz eğlendireceğim. Bu kadar yorgunluktan sonra gülmen lazım. Kullanırsan kızıklayacağız. Başla. Peki abla. Niçin gülmüyorsun? Bunu beğenmedin mi yoksa? Halbuki Murat bu işin mütehassısıdır. Bunun daha aklı başına gelmemiş. Ver şu prompti. Kaldır şunun ayaklarını. Sıkı tutun. Yok, kuyruğu titretiyor mu yoksa? Yok canım. Saralıdır. Nöbeti tuttu. Ayılınca giydirip gönderin. 10 günlük müsaadeyi veriyorum. Yalnız peşine bir adam koyun. Bir yere firar etmeye kalkışmasın. Pekala. Köpek. Afiyet olsun. Halimi hiç beğenmiyorum Ahmet Ağa. Onun için sana vasiyetim, kızımla alakadar olacaksın. Onu sana emanet ediyorum. Söyleme böyle hanımefendi. Tez günde iyi olursun inşallah. Belli olmaz Ahmet Ağa. Belki de yarın olabilir. Rahmetli bekliyor beni öbür tarafta. Hem o yalnızlığa alışık değildir ki. Allah gecinden versin. Yalvarırım, aklınıza böyle şeyler koymayın.
O Sami denen canavara göz kulak ol. Halini hiç beğenmiyorum. Ahmeda, Sema'yı alıp İstanbul'a götürürsün. Sırası gelince de Oğuz'la evlendirirsin. Ondan sonra istediğin gibi hareket edersin. Hepsi bu kadar. Ah, çok yoruldum Ahmeda. Biraz uyuyacağım. Peki efendim. Allah rahatlık versin. Kardeş değil, yılan. Bu moruk tuvalet sinirime dokunuyor ki. Yürü Sami. Bu işi bu gece bitirmem lazım. Heriflerin gözü dönmüş. Bu defa sağlama temizlerler beni. Kaçalım buradan Sami. Yerin dibine girsek de orada bizi bulup işlerini becerirler. Zaten çiftliğe müşteri buldum. Satış senedini de hazırladım. Yalnız Sema'nın bir imzası kaldı. Hiç ümidim yok. Hem o daha satış yapamaz ki. Veraset ilamı lazım. Aldırma. Tarihini sonra koyarım. Tamam. Biraz gelir misin? Ne var? Sami'nin senden bir ricası varmış da. Ne gibi? Sema, sen tahsilli bir kızsın. Beni anlamaya çalış. Vaktiyle bir ve sırf aptallığım yüzünden oldukça borçlanmıştım. Bir kısmını ödedim. Şimdi mütebakisi için beni sıkıştırıyorlar. Eğer bu parayı ödeyemezsem başıma büyük bir felaket gelecek. Ne olur, bana yardım et. Mirastan hisseme düşen bu çiftliği satmam lazım. Satış senedini imzalar mısın? Kusura bakmayın, ben hiçbir şey imzalayamam. Bu meseleyi Naci Bey'le görüşürüz. Dur, gitme. Naci Bey beni sevmez. Yardım edeceğini de hiç zannetmiyorum, yalvarırım. Sema, sen iyi bir kızsın, bana yardım et. Size inanmıyorum. Eğer bu anlattıklarınız doğru çıkarsa ve Naci Bey amcam da rıza gösterirse o zaman bir şeyler düşünürüz. Müsaadenizle. Ah, sarı çıyan. O da öbürleri gibi. Söylediklerim doğruysa düşünecekmiş. Alacağınız olsun. Gel benimle. Gördün mü solucan kızı? Soğuk Neva'nın böyle diyeceğini düşünmem lazımdı. Ay Allah topunun canını alsın. Öyle ya. Evet. Allah almazsa ben alırım canlarını. Bütün servet de bize kalır. Sen delirdin mi? Sami, bunu yapamazsın. Allah Ezrail'i boşuna yaratmamış zannedersem. Doğru. Ama bu arada Allah senin benim gibi Azrail taslaklarını yaratmayı da hiç unutmamış. Sen kendi elinle dar ağacının ipini boynuna geçiriyorsun. Ne çıkar? Nasıl olsa her iki şekilde de öleceğim. Belki muvaffak olurum. Sen yalnız kendini düşünen bencil bir adamsın. Ben bu işte yokum. Bunu yapmana da müsaade etmeyeceğim. Nasıl? Bana mani mi olacaksın? Kalter! Şöyle bak. Sizinle bu kaderatı aynı yazıyla yazılmış, bundan kaçamaz. Söyle herifi neyle zehirlemiştin? Yapma! Söyle! Yapma Sami, öldüreceksin! Söyle diyorum! Bakır, bakır çalmasınlar! Pekala! Güzel! Şu halde benim bir şeyler düşünmem lazım. Kim var orada?
doktor? Annem gittikçe fenalaşıyor. Ne olacak kızım, böyle? Kızım, doğrusunu istersen ben de bir şey anlamıyorum. Bir hafta evvel iyiliğe doğru bir ilerleme kaydetmiştik. Ama bu bir haftada süratle değişti. Hastalık anlamadığımız bir sebepten başka arazlar gösteriyor. Onun için yarın bir arkadaşı da getirip konsültasyon yapmak istiyorum. Çok iyi olur efendim, müsaadenizle. Doktor nasıl bugün ablam? Hiç iyi değil. Nasıl doktor? Biraz benimle gelir misiniz? Sizinle konuşacaklarım var. Peki efendim. Bu defa son. Bugün işi tamamdır. Al götür. Hadi. Hadi durma. Teyze koş doktoru geri çağır. Anneme bir şey oldu. Yüzüm morardı. Nasıl? Ah ablacığım. Al. Yok ver. Sen gençsin. Daha çabuk gidersin. Ben ablama bakarım. Olmaz. Dur. Ben gideyim daha iyi. Nereye gidiyorsun budala? Bırak gebertin Mendebur. Olmaz Sami, bırak gideyim. Bu yaptığımız günahtır. Zehir vermek günah değil de bu mu günah? Yürü. Senin odana taşıyalım, üst tarafında akşama düşünürüz. Sen fincanı al oradan odadan, yerine temizini koy. Kimse yok, gel. Buraya kimsenin girmediğine emin misin? Evet. Eski zahire ambarı. Kullanılmıyor artık. Kim var orada? Benim. Size bir yardımım dokunur diye gelmiştim. Son zamanlarda bensiz bir şeyler yaptığınızı hissetmiştim. Biraz takip edince meseleyi anladım. Aradığınızı? Mutfaktaki ilaç dolabında bulunca hiç hayret etmediniz. İki dakika evvel benim koyduğumu nereden bilecektiniz? Öyle değil mi abi? Kızı buraya saklamak istediğinizi de bu sabah buraya gelip kontrol ettiğim zaman anladım. Gelin. Şurada gizli bir yol var. Aşağı iniyor. Harflerde zahire saklamak için yapılmış gizli bir mahzen olacak. Al şunu öyleyse. Çok garip. Bu işe hayret etmekte haklısınız. Eskiden beri bir çiftliğim olsun diye hayal kurar dururdum. Artık sayenizde benim de bir çiftliğim olur değil mi? Tabii, tabii. Sana da bir hisse ayırırız. Hadi siz buralarda dolaşmayın. Koca karıya maval okuyup kızın kayboluşuna bir yalan uydurun. Ben ondan meşgul olurum. Pekala, hadi. Sonra bir de böyle güzel karı lazım olacak bana.
Hayrola Sami Bey? Temayı merak ettik de doktora haber vermek üzere buraya gelecekti. Bu vakte kadar hala eve dönmedi de annesi merak etti. Sema buraya mı geliyordu? Evet, gelmedi mi? Hayır. Allah Allah. Nereye gidebilir bu kız? Bir dakika. Alo. Doktor Fethi mi? Ha, siz misiniz? Ben Naci. Merhaba. Sema bugün size geldi mi? Ya. Alo. Jandarma kumandanlığı mı? Ben noter Naci. Estağfurullah. Bizim Bağlar Çiftliği sahibi merhum Niyazi Bey'in kızı Sema kayıp. Ya, bazı şüphelerim var da. Lütfen buraya kadar teşrifinizi rica edeceğim. Bekleyeceğim. Zannedersem siz benden şüphe ediyorsunuz. Evet. Halt ediyorsunuz. Acaba hangimiz? Zavallı Sema. Şeyin adından vazgeç. Gel gönül rızasıyla teslim ol, seni buradan kurtarayım. Defol alçak köpek! İşte sen zorla benim olursun ya. İşi kibarlığa döktük diye başımıza çıkma. Allah belanı versin senin. Defol! Yavaş ol. Haberin olsun ki sen bugün öleceksin. Cesedini şimdi bataklıkta arayıp duruyorlar. En başlarında jandarma kumandanı da var. Şu kara gözlü karı var ya, çok akıllı şey, şeytan gibi. Batağı senin mendiline papucunu attılar. Bir de beygirisi tamam. Öteki dünyayı boyladın gitti. Hadi ben de gideyim de şüphelenen olmasın. Sonra görüşürüz güzelim. Eyvallah. Recep dur gitme. Nasıl? Razı oldun mu güzelim? Yalvarırım sana Recep, beni buradan kurtar. Sana istediğin kadar para vereyim. 50 bin, 100 bin ne istersen. Ananın akıllı kızı sen miydin? Çıkar çıkmaz da beni yakalat ha? Vallahi kimseye senden bahsetmem, yemin ediyorum. Boşuna uğraşma kızım, beni kandıramazsın. Sen söylemezsen Sami söyler, ben de kodesi boylarım. Yok yok kızım, bir tek kurtuluş çaresi var. Nasıl? Bana teslim olursun. Bu en garanti iş. Ben de seni buradan çıkarır, sonra onları nasıl atlatacağımı düşünürüm. Ha ne dersin? Canın isterse. Bu onun muydu? Evet, buradaki izler onun olmalı. Batağa gidiyor. Gelir benimle. Sema daha gelmedi değil mi? Hayır, gelmedi. Gelince beni uyandır olmaz. Peki, uyandırırım. Alo, ben Şinşinari. Tamam mı? Evet abla, tamam. Kızı yok ettiler. Sonra ne oldu? Kazayla bataklık boğulmuş diyorlar. Jandarma da tahkikat yapıyor. Oradan ayrılma. Gözünü dört aç. Demek yemedin. Böyle giderse açlıktan dünya değiştireceksin güzelim. Zaten sen öldün. Batakta kazağın boğulduğuna karar verdiler. İkinci ölümüne kimse acımaz bir daha. Şu ağlamakla ne kazanacağını doğrusu merak ediyorum. Kızım aklını başına topla, yakında anan da yolcu. Bu dünyada kimsen kalmıyor, inan bana.
Benden başka kimse de seni buradan kurtaramaz. Bak Levent gibi delikanlıyım. Üstelik sana hem koca hem de parana bekçilik edebilirim. Daha ne istiyorsun be? Ha? Amma da inatçı şeymişsin be. Yarın sabah görüşürüz. Ben beklemesini severim. Sema'nın işi ne kadar kolay oldu. Hiç kimse bir şey çakmadı. Saat kaç? 3:30. Neredeyse sabah olacak, uyuyalım. Bu fırtına da öldürsen uyuyamam. Zaten asabım çok bozuk. Asabını sevsinler senin. Ah, yine çaktı işte. Sema kızım. Neredesin? Neredesin Sema? Allah'ım, sen bize yardım et, annemi koru. Anneciğim. Allah'ım, nedir bu başımıza gelen? Tamam benim. Biricik, biricik yavrum. Neredesin Sema? Anneciğim. Anneciğim! Sema! Bana gel! Anne! Anne! Anneciğim! Gel bana! Anne! Bana gel! Senin önünde biri var, gel de bak. Denir sana hayal gösteriyor. Bu saatte kim olabilir? Hayal mayal değil, gel de bak diyorum.
Beyazlı biri var. Kim acaba? Gel bir bakalım. Hayır, ben korkarım. Pek insana benzemiyordu. Şeytan değil ya bu. Gel. Olacak yılan. Sen de Allah'tan bu. Sus be cadı. Sus. Ahmet'a. Ahmet'a. Anne, bırak onu, öldürüyorsun. Anneciğim, kaç. Yaydan çıktı. Şu sarı çiyarı da temizleyelim, olsun bitsin. Yapma Sami. Ne demek istiyorsun? Bana dokunmana müsaade etmem. Anlamıyorum. Aklını başına topla Sersem. Yoksa bizim dar ağacına gitmemizi mi istiyorsun? Çıkar. Kaltak! Kimliği tatmama müsaade etseydin başına bunlar gelmeyecek. Beni de katil etmeyecek. Ama ne derler? Bir kötünün yedi mahalleye zararı dokunurmuş. İşte zararım bana, kendine bile dokundu. Tüm kabahatsiz değil mi? Değilmiş. Asıl katil sensin. Söyle öyle değil mi? Konuşsana be Cihan. Yapma. Konuş. Sami, kabahat senin değil mi? Bırak. Konuş. Cevap versene be Cihan. Hala inata. Öyleyse kolunu kara kadar bükeceğim. Yapma Sami. Söyle kabahat senin değil mi? Söyle. Sami yapma. Söyle. 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 Bırak Sami. Bu kıza bir şeyler olmuş. Baksana konuşamıyor, acıdan ölecek, bir inilti bile çıkaramıyor. Sahi be, konuşamıyor. Dilini mi yuttu dersin? Öyleyse şimdilik bundan bize zarar gelmez. Bilen de vardır. Hemen gelip mahzen etrafına saklansın. Nöbet beklesin. Koş. Cinnet gözlerini kör etmiş namussuzlar. Size alçaklar. Neler yapıyorlarmış da haberimiz yok. Bunlar size çok pahalıya mal olacak. Dar ağacında ikiniz de sallanırken karşınıza geçip sigara içeceğim.
Bunları yapmadım, Allah beni kahretsin. Sema! Yahu çaklar! Meydanı boş buldunuz ha? Çiftliktekileri ılgıya gönderecek zamanı buldular. Sebebi şimdi anlaşıldı. Ama bu sefaliye mahvur. İkiniz de görürsünüz. Sema! Kızım! Uyan Sema! Yavrum! Gel kızım kaçım. Şehre varmamız lazım. Jandarmaya senin ifade vermen lazım. Koş kızım. Yürü. Kim o? Ben Hadiye. Kapıyı aç. Hayrola? Kendine gel. Sami diyor ki hemen giyinip kulübenin etrafına gidecekmişsin. Sema'nın annesi kızın orada saklı olduğunu biliyormuş. Mahzende bulduk. Başka bilen var mı onu öğreneceksin. Peki. Yazık oldu bizim uykuya. Gel. Koş kız. Koş. Yandık. Sen etrafa göz kulak ol. Eğer bulamazsak hazırlıklı bulun, buralardan kaçmamız icap edecek. Nasıl olsa yol boyunca aramaya kalkalım. Buradan giderse izimizi bulamaz. Çok yoruldum kızım. Çok yoruldum. Pek o kadar genç değilim artık. Dayanamıyorum yavrum. Sen nasılsın? Ne oluyorsun? Sana ne oldu kızım? Ha? Konuşamıyor musun? Neden? O köpekler mi yaptı bunu sana? İnşallah dar ağacında ikisi de sallanırken karşılarında sigara içeceğim. Buna yemin ettim. Kalk kızım. Oh. Bir an evvel şehre gitmemiz lazım. Ah. Ama. Ah. Ah kızım. Ah benim altın kızım. Ah. Haydi. Bataktan gidecekler abi. İzlerini kaybettirmek istiyorlar. Köpekler sabık bulur onlara. Acele et. Boşuna yorulmak. Benim halim kalmadı. Bir adım atmaya da dermanım yok. Koy sen şehre yetiş, ben onları burada oyalarım. Bırak bunlar kızım. Onlardan intikamımı alacaksın. Şu batağın sol tarafını takip et. Sonra yukarı boydan yürü. Şehri karşında bulursun. Irma. Beni, anneni seviyorsan noter miyim bu? Notere söyle o canavarları yakalatsın. Thank you.
Söyle, kaybedecek vaktim yok. Söyleme buna. Söyle. Nerede mi? Hadi. Şimdi şehirde. Ya. İkinizi de dar ağacına yollamaya git. Pek uzakta olmasa gerek. Ben seni şaşırtmak için bu yeterli. Sen yine öyle san. Yalan söylüyor bey. Burada kadın izleri var. Köpekler peşinden gitti. Uzakta olmasa gerek. Öyle olacak. Gör şunu işini. Ben kızın ardından gidiyorum bey. Baban huyum korusun, bak karşıda bir şeyler var. Sabah kısmeti olacak. Huyum korusun, mal sevenim. Huyum korusun, herif çalsa da benim dayansın ha. Dayan be. Huyum korusun, başarın. Hadi kahramanlar, ileri geçeyim, geliyorum. Kurum kurusun. Sabah kısmetim açıkmış demek. Tut bakayım. Tut. Bacağından tut. Bızıkçılık istemem, kız benim ha. Oo, yok kurusun. Sen zaten her zaman böylesin. Tut, lafı bırak da düşüreceksin. Sen artık yatağını dışarı taşı. Ancak bu oda ikimize yeter. Yok, bak bu olmaz. Sonra ben dışarıda üşürüm. Bak sonra aramız açılır. Çıkacaksın. Çıkmayacağım. Çıkacaksın. Çıkmayacağım. Seren ne? Ver. Çıkacaksın. Ben üstte benimki çıkmayacağım. Altta da olsa, üstte de olsa burası benim, çıkacaksın. Çıkmayacağım. Çıkacaksın. Dur bakalım kız, sen isteyecek misin? O ne karışır ki buna? Onu bana batak verdi. Olsun, soralım. Soralım. Uyandın hele bir şere. Uyan. Ey benim bataklık meleğim, uyan da şu ayı herife beni sevdiğini söyle. Haydi ben ayım. Kız öyle uyanır mı hiç? Bağır bağır uyansın. Bak böyle. Hey! Uyansana be! Hey! Neydi hadi? Bataklık meleği. Hey bataklık meleği! Uyan! Bataklık meleği! Uyanmıyor be. Tabii uyanmaz. Böyle nazik melekler ancak güzel türküyle uyanır. He, öyle mi? Öyle tabii ya. Dur hele tamam. Dağları kette mi çarette? Kuş fesilade mi korkarsa? Dur 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 be! Böyle beş sese kızın uyanacağı varsa 40 yıl uyanmaz. Bak nasıl uyanır gör. Saçlarımı yerde sürdü canım ben. Uyan yavrum uyan uyan canım ben. Saçlarımı yerde sürdü canım ben.
kadar sığmalı yağmurla kamurla. Ben yandım ama. Nasıl, ben sana demedim mi? Melekler işte böyle uyanır. Çoban, bu acaba hokka meraç mı? Vallahi bilmem, soralım. Sen melek misin güzel kız? Ha? Ne dedi? Bir şey demedi be. Dilsiz meraç bu galiba. Aa, bak bendeki şu talihe. 40 yılda batak verdi bir kız, o da çıktı dilsiz. Ha? Nice diso. Ha, dur bakalım. Ha. Dur be, ben de yakında dilimi kaybedeceğim galiba. Anladım, kızın canı börek. Ha, kıymalı mı peynir? Ben anladım. Kız oynamak için kaşıkla zil istiyor. Ha, anladım. Kız yazı yazmak istiyor. Dur melacım. Bu melek katip melek galiba. Ha, kömür yetişsin melacım. Okuyamadım be. Yazı karışık, söktüremedim. Ay hoyuk kurusu tabi yazıyı da. Oku bakalım. Beray. Beni polise götür. Ne? Polise mi? Aman Allah'ım. Bu melek değil, düpedüz insandan kızmış. Melek değil kız. Sen polise mi gitmek istiyorsun? Dur biraz meşveret edelim. Gel bu kızı ne yapalım biz? İyi olur, iyi olur. Bak kızım. Bak kızım, seni biz polise götüremeyiz. Çünkü buradan ayrılamayız da ondan. Onun için sana yolu tarif edelim. Sen tıpış tıpış git. Sakın bizden de bahsetme evi. Gel kızım, gel. Dur sana bir hediye vereyim. Bak dilsiz kız, buradan sola kıvrılırsın. Bana bak, bunları da yolda yersin. Ay o yok. Bak cezalı versin. Güle güle, güle güle dilsiz kız. Güle güle. Nasıl? Ben sana demedim mi? Geliyor işte. Hakkın var. Noterin evine geleceği belliydi. Etrafta kimse yok. Şimdiye kadar Şükrü'ye götürür. Yollarda oyalanmadan doğru Çıkkı'ya dönün. Ben noterle görüşüp hemen geleceğim. İşte senin işin de tamam oldu koca karı. Noter bile yuttu. Ölüm romatizma krizine kalbin karşı koyamamasından ileri gelmiş. Bunun cinayet olduğunu ispat edecek bir deliliniz var mı noter bey? Maalesef hayır, fakat buna eminim. Kanun tahminle karar vermez, delil ister. Gördün mü? Seni ben öldürmemişim. Katil! Katil! Ne
Ver yemeği bana, Sami'ye ben getiririm. Ben de acıyorum Sema yavrum. Sana yardım etmek isterim ama artık çok geç. Batağa boğazıma kadar saplandım. Herkes seni batakta boğuldu zannediyor ama asıl boğulan bizleriz. Ablamın cenazesi yarın kaldırılacak. Oysa ki biz yaşayan ölülerin mezarı bile olmayacak. Bu işe burnumu sokmakla çok hata ettim, bunu anlıyorum. Ama artık ruhum şeytanın esiri. Beni affet Sema. Vasiyetname hükümlerinin yerine getirilmesi için daha 10 gün ister diyorlar. Bu parayı onlara nereden vereceğim? Polis sana! Ben şimdi onlara ne cevap vereceğim? Ne cevap vereceğim? Sen merak etme. Ben onların hesabını görürüm. Nerede Sami? Nerede Sami? Kaç salonda. Bana bir şey yapmam. Korkma, korkma. Tamam. Sami Bey de buradaymış. Bu ne surat Küçük Bey? Bir gören olsa bizimle karşılaştığına hiç de memnun olmadığını zannedecek. Sen beni yanlış anlıyorsun. Öyle mi dersin Lütfü? Zannetmem hanımefendi. Hoş geldiniz. Affedersiniz, birden şaşırdım da. Buyurun, oturun. Sizi hiç beklemiyordum. Bütün miras bana kaldı. Bana 10 gün daha müsaade edin, paranızı fazlasıyla ödeyeceğime söz veriyorum. Telaş etme Sami. Bizim her şeyden haberimiz var. Zaten biz de onun için buraya geldik ya. Sana yeni bir teklifimiz var. Ne gibi? Mirası aramızda taksim edeceğiz. Nasıl? Neden? Telaş etme yavrum. İyi düşün. Hani şu öldü diye yutturup yukarıya sakladığın kızı kurtarırsam bana helalinden istediğin kadar parayı vermez mi dersin? Bir düşün hele. Bunu pek kolay yapamayacaksınız. Kıpırdayan olursa vururum. Kaldırın ellerinizi. Maşallah Sami. Biz seni görmeyeli hep iyi terakki etmişsin. Çok konuşma kadın. Kaldır ellerini. Ya o kadar kabadayı mısın acaba? Kes sesini. Halbuki sen kendini aslan zanneden sıfanın birisi. Çok konuştun, kes be. Kes de bekeriz. Şunu dışarı çıkarın. Sana son olarak kararımı bildiriyorum. Mirası aramızda taksim edeceğiz. Böyle güzel bir avı sana bırakamam. Anladın mı? 2/3 benim. Geri kalanı senin. Anlaştık değil mi? Evet. Güzel, adamlarımı burada bırakıyorum. Kalleşliğe kalkarsan seni temizleyecekler. Gözünü dört aç. Allah'a ısmarladık. Ha. Güle güle. Kızın işini de bu gece sessizce bitiriverir. Bizim çocuklar sana yardım edecekler. Neler oluyor Sami? Bu çiftlikte tuhaf tuhaf adamlar kadınlar dolaşmaya başladı. Bu ne demek? Lütfen izah eder misin? Dört nal biri gelir. Bu gelen
ne oldu yahu? İyiye gidiyor galiba. Babası faciayı yazdıysa işin esasını anlamaya gelmiş olmalı. Merhaba. Merhaba. Gündür cemaat sürek havana mı çıktınız yoksa? Öyle gibi. Sen nereye? Sema'ya gidiyorum. İzinli geldiğim gün ona söz vermiştin. Eve uğramadan sana uğrarım diye. Madem ya söz namustur. Demek çiftliğe Sema'yı görmeye gidiyorsun. Evet. Ne oldunuz birdenbire? Hiç. Siz ne tarafa? Batağa. Seni batağa bırakalım da biz de batağa döneriz. Hadi öyleyse. Hadi. Ama ne lüzum vardı? Benim kısrak hastalandı da. He, öyle mi? Şu Kamil akıllı adam be selam. Bugün oğlu yalnız bırakmak hiç de doğru olmaz. Yeter, ağlama be. Zaten sinirden deli gibiyim. Nasıl ağlamayayım? Başımızdaki belalar yetişmiyormuş gibi. Bir de başımıza bu haydut karı çıktı. Ondan nasıl kurtulacağız? Bugün bu kadar. Yarın hepsini isteyeceğiz. İşlediğimiz cinayetlerin vebali de cabası. Alacağı olsun o kaltan. Bir yerde sıkıştırırsam vallahi o zaman... Gene ne olur? Söyle bakayım, Sema Hanım nerede? Yanlış gelmişsin sen Teğmen. Böyle birini de tanımıyorum. Ha, sen buradaydın demek. Ne oluyor bu çiftlikte? Anlatır mısın bana? Sema nerede? Benim bir şeyden haberin yok galiba. Anası da Sema da öldüler. Nasıl? İkisini de mi öldü? İkisi söyleme. Öldü işte. Hepsi bu kadar. Hem siz artık buralarda fazla durmayın. Burası bana ait bir yerdir. Hepinizi kovuyorum. Defolun. Namussuz. Yapma oğlum. Asabına hakim ol. Gel biz sana her şeyi anlatacağız. Hakaretini geri almadan bir yere gidemezsin. Ya öyle mi? Bırakın şu kavgayı. Haklısın. Git. Senden günah gitti. Şimdiye kadar hiç yalvardım dinlemedin. Şimdi artık kurtuluş yok. Evvela benim olacaksın, sonra öleceksin.
Ben de size haber vermeye geliyordum zaten. İyi ki karşıma çıktınız. Ne var? Balgar çiftliğine gitmiştik. Sema'yı içeriye hapsetmişler. Kurtaralım dedik, bize ateş açtılar. Demek şüphelerimiz doğru çıktı. Ya artık iş anlaşıldı. Hadi Hasan, çabuk. Kaçınca insanın arzusu daha çoğalıyor. Kaç kanaryan kaç. Yakaladığın zaman seni çıtır çıtır yiyeceğim. Dediğiniz gibi yapın. Şu hazır olun. Bir saniye. Kurulduğundan beri insan topluluğunun kanunlarını bozmaya kalkışan hiçbir suçlu cezasız kalmamıştır. Bunları cemiyetin kanunları veya ilahi kudret mutlaka cezalandırmıştır. Yürü! Kimsenin zoru ve cebri olmadan, kimsenin tesiri ve tazriki bulunmadan, kendi arzunuzla hüsnü rıza ve muvaffakatınızla bu sözünüz ve nişanlınız Sema Günar'ı kendinize eş ve zevci olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Sema Günar Hanım, aynı şekilde Oğuz'u kendinize koca olarak kabul ediyor musunuz? Hadi kızım, evet de. Evet. Hadi Sema. Hadi yavrum. Evet. Evet. Hadi. Evet. Evet.
Tebrik ederim kızım. Ben de sizi karı koca ilan ediyorum. Geceler benim.